Şeyden başlayalım ya. Bu hafta ben şeydeydim. Biliyorsunuz geçen hafta gelmedim. Isparta'da Sayın Valim Şemuz Günaydın Belediye Başkanımızla beraber pazar şey Isparta Davras Spor maçına gittim. O maçta hakikaten şunu söylemek istiyorum hocam, Muhittin hocam. İnanın bana moralim çok bozuldu. Şu anlamda hakemler çok taraflı ve kötü hakemler. Isparta'da aşağı yukarı 7000-8000 seyirci var hocam. Bal liginde. Siz böyle bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Bu kadar uğraşıyorlar. Burası okul. Ülkü Ortaokulu. Ülkü Ortaokulu. Isparta'nın oraya gittim, orada en büyük, en köklü okuludur abi. Öyle mi? En eski okullardan biri. En eski okuldur. Oraya gittim. Çocuklarla panel yaptım. Onları kucakladım. Gerçekten çok güzel sevgi vardı. Ben buradan Sayın Valime ve Belediye Başkanımıza... Yanımdaki valimiz mi? Evet, yanımızdaki şeyimiz Günaydın. Diğer taraftaki de Belediye Başkanımız. Orada Ülkü Ortaokulu'ndaki Aysun Zadeoğlu'na teşekkür ediyorum, müdür yardımcısına. Ve Mahmut Zadeoğlu da benden çok ilgilendi. Ne teşekkür güzel ederim. Baksana şimdi. Hocam biraz sevgi yap. Tancım bir dakika. Allah şu biraz bir geri... bu da çok güzel. Hocam, çocukların suratındaki mutluluğa bak ya. Hocam bak, o 1000 kişiyi topladık. Şurada 1000 kişi var. 1000 kişiye konuşmalar yaptım. Onları mutlu ettim. Onlarla kucaklaştım. Biraz hikayemi anlattım. Hayatımı anlattım. Örnek olması gerektiğini söyledim. Çok güzel bir gün geçirdim. Teşekkür ediyorum Sayın Valime. Futbola olan katkısı, ile olan katkısı çok güzel Sayın Valimin. Ama biraz sistemkar. Biz diyor burada geldik. Bu takıma bu güzel şeyleri veriyoruz ama hakemler niye bize kötü davranıyorlar ve biri şeylerden biri hocam, amatör sporculardan biri, böyle düşünüyorsanız şampiyon olamazsınız diyecek kadar kötü bir hale gelmiş. Oraya telefon açıyor. Diyor ki hakemleri niye bu kadar itiraz ediyorsunuz? Kim bunu söylüyor? Bunu sonra söyleyeceğim hocam. Hayır, meslek grubu ne? Hakem mi? Yok hocam, başkanlardan biri, amatörlerden biri, yani federasyondan biri. Şimdi Sayın Günaydın açıyor telefon valimiz. Diyor ki sıkıntılarını anlatıyor. Evet. Ama oradan biri de diyor ki il temsilcisini arayıp ya bu kadar mı itiraz olur, bu kadar mı hakemle ilgili konuşulur, böyle giderseniz şampiyon olamazsınız diyecek kadar ileri boyuta taşıyorlar. Olur, yani bu güzel insan gitmiş Isparta'ya, Isparta Spor'u almış eline, destek veriyor. 7000-8000'e ulaşmış hocam, böyle bir şey var mı ya, taraftar sayısı? Süper Lig'de yok ya. Vallahi yok, bugünkü Kasımpaşa maçında, Antep maçında 450 kişi evet. Vardı hocam.